Bugün 45 yıldır, 46 yıldır yaşadığın coğrafyada toprağa oturabilmek için izin almak zorunda olduğum günleri yaşıyorum. Bu çok acı bir şey. Düşünün, buraya 1976'da geldiğimde burada istediğim gibi oturabiliyordum. Her tarafta istediğim her yere giriş yapabiliyordum. Bana herhangi bir şekilde çit yoktu, sınır yoktu. Ama şimdi ne hikmetse son yıllarda artık burada büyüdüğüm halde içeri giremiyorum. Çocukluğum buralarda geçti ve şu anda bu şezlongları kullanmazsam burada oturmama izin vermiyorlar. Bu benim anayasal hakkımın gaspıdır. Ve ben bunu kabul etmiyorum. Yani eğer anayasal haklarıma sahip çıkmazsam bugün, yarın öbür gün bu kapıdan içeri girmeme de izin vermeyecekler. Ve bir insan yaşadığı toprağı korumazsa eğer, düşmana ihtiyacı yoktur. Düşman dediğiniz şey sizi toprağınızdan eder. Ama burası benim toprağımsa ve eğer beni bu topraktan uzaklaştırmaya çalışıyorlarsa, o zaman düşmana karşı benim mücadele vermem gerekir. Yani şu gördüğünüz malzeme benim onayımın dışında, benim haklarımın gasp edilerek buraya serilmesidir. Yabancı bir ülkeden gelen birisi eğer gelip de benim buraya oturmama engel olsaydı ne yapmam gerekirdi? Mücadele etmem gerekirdi, değil mi? Aksi takdirde hiçbir anlamı kalmaz vatan mantığının. Şimdi ben buraya oturamıyorum. Diyor ki bana, bu şezlonga oturacaksın. Hayır, ben bu şezlonga oturmak istemiyorum. Ben toprağıma oturmak istiyorum. Ve bu yüzden de gereken mücadeleyi veririm. Barışçı yollarla. Anıtkabir'e gidenler bilir. Anıtkabir'in aslanlı yolda yatan aslanlar vardır. Dişleri dışarıdadır ama yatar pozisyondadırlar. Bunun anlamı şudur. Ben toprağımı koruyorum, şu anda bekliyorum ama eğer bana saldırırsanız vatanımı korumak için her şeyimi yaparım. Yıllarca bu tarih boyunca ikonografik bir duruştur. Ben burada duruyorum, toprağımı koruyorum. Ve toprağını korumak her vatandaşın görevidir.